Form tasarımınızı tamamladıktan sonra yapmanız gereken şey gönder butonuna basıldığında verilerin nereye gönderileceğini belirlemenizdir. Bunun için birkaç alternatifiniz olabilir. Sunucu tarafında bu formdan gelen verileri bekleyen bir sunucu sayfası olabilir. Bu sunucu sayfası PHP, ASP, .NET ya da benzeri bir sunucu uygulama diliyle yazılmış olabilir. Veya bu formu basit olarak istemcinin bilgisayarındaki yani ziyaretçinizin bilgisayarındaki herhangi bir e-posta programı aracılığıyla da gönderebilirsiniz. E-posta aracılığıyla göndermek, e-posta programı aracılığıyla göndermek tarayıcıya ve ziyaretçinin bilgisayarındaki e-posta programına bağımlı olmaktır. Bu nedenle gönderme işlemi her zaman başarılı olamayabilir. Ancak şu andaki örneğimizde elimizde herhangi bir sunucu taraflı kod bulunmadığından bu formu istemcinin e-posta programıyla gönderebilmek için gerekli ayarlamaları yapacağız. Formunuzun hedefini belirlemek için yapmanız gereken şey form etiketini seçmektir. Form etiketini seçmek için imlecinizi kırmızı çizgilerin üzerine getirip tıklayabilir. Ya da formun içinde herhangi bir yere tıkladıktan sonra karşı aşağıdaki etiket seçiciden form etiketini seçebilirsiniz. Her iki durumda da formunuz seçilecektir. Form etiketini seçtiğinizde özellikler denetçisinde formun özelliklerini görebilirsiniz. İlk olarak ayarlayabileceğiniz özellik formun adıdır. Formun adını varsayılan değerinde bırakabilir ya da dilediğiniz bir ad verebilirsiniz. Bizim için önemli olan bölüm formun action bölümündeki hedef alanıdır action alanına eğer bir sayfa adresi yazarsanız bu sunucu taraflı bir dosya olabilir. Örneğin veri topla.php gibi bir sayfanız olabilir. Buradan gelen verileri bekleyen. O zaman buradaki verilerin hepsi toplanıp o sayfaya gönderilecektir. Fakat biz bunu e-posta göndermek göndermek istediğimiz için buraya mailto: göndermek istediğimiz e-posta adresini yazıyoruz. Yani bir e-posta linki verilmiş gibi action bölümüne mail to'yla bu formun gönderilmesini istediğimiz hedef adresi yazıyorum. İkinci dikkat etmemiz gereken nokta ise bu mailin gönderilmesi sırasında hangi formatta gönderileceğinin belirlenmesidir. Eğer buraya bir şey yazmazsak mailiniz bir e, ek olarak e-posta dosyalarına eklenerek gönderilebilir. Fakat biz bunun düz metin olarak gideceğinden emin olmak için buraya text Yazıyoruz. Evet, bu durumda artık e-postamız düz metin olarak hedefteki e göstermiş olduğumuz e-posta adresini ziyaretçinizin bilgisayarındaki e-posta programı kullanılarak gönderecek. Formunuzu tarayıcıda açıp içini doldurduktan sonra gönder butonuna bastığınızda varsayılan e-posta programınız açılıp boş bir e-postanın içerisini form verilerinizi dolduracaktır kullanıcının burada yapması gereken açılan e-posta programı içerisinden gönder butonuna basmak ve e-posta istemcisi içinden gönder ve al yapmaktır. Tekrar hatırlatalım. Bu yöntem istemcinin bilgisayarındaki e-posta programına bağlı olduğundan sonuçları her zaman istediğiniz gibi olmayabilir.